Selamünaleyküm çocuklar. Hepinize merhabalar. Ümit'te 6'daydık biliyorsunuz ve konumuz meslekler. Devam edeceğiz. Ders kitabından devam edeceğiz. Bir önceki hafta biliyorsunuz meslekleri buradan tanımıştık. Daha sonra bununla ilgili bir metin okumuştuk. Soruları cevaplamıştık. Ardından yine bir etkinliğimiz vardı aynı şekilde. Sayfa 63'te yine kendini tanıtan kişilere bakmıştık. Bununla ilgili soruları cevaplamıştık. Şimdi sayfa 64'teyiz. Burada da yine bir etkinliğimiz var. Bunu beraber yapacağız. Öncelikle şöyle bir sayfayı büyüteyim. Evet, burada hepinizin benimle beraber kalemlerinizi almanızı istiyorum. Evet, şöyle açılsın. Burada bir sürü meslekler ve yanında da aynı şekilde görevleri verilmiş. Bunları eşleştireceğiz. Ancak bir sürü olduğu için bunları çizgiyle yapmamız, yani bu şekilde ok işaretiyle yapmamız çok sıkıntılı olacaktır, karışacak. Bu yüzden biz burada sayılarla karşılaştıracağız. Yani şu şekilde. Öncelikle bir sol taraftaki meslek adlarına bakalım. Birinci sırada ne var? Eczane. Fırıncı. Şöyle tik işareti alalım. Evet, fırıncı. Manav. Tamirci. Mühendis. Doktor. Berber. Kasap. Şoför. Devam edelim. Evet, futbolcu. Avukat. Bakkal. İtfaiyeci. Öğretmen. Terzi. İmam. Hemşire. Ve polis. Sağ tarafta ise burada verilen mesleklerin görevleri var. Bakalım bunlara. Ekmek satıyor, sebze ve meyve satıyor, saçları tıraş ediyor, muayene ediyor, ilaç satıyor, binalar yapıyor, tamir ediyor, hırsızları yakalıyor, iğne yapıyor, araba sürüyor, elbise dikiyor, ders anlatıyor, yangın söndürüyor, çikolata ve bisküvi satıyor, insanları mahkemede savunuyor, futbol oynuyor, et ve tavuk satıyor, camide namaz kılıyor. Şimdi biz bunları öncelikle sol tarafta meslekler, sağ tarafta görevleri yaptıkları işler var. Öncelikle biz meslekleri sırayla numaralar vereceğiz. Eczane için ne diyelim? Bir diyelim. Evet. Bir diyelim. Evet, aşağıya geçelim. Ben şuradan bir düzeltme yapalım. Evet, bir dedik. Fırıncı için iki diyelim. Manav için 3 diyelim. Siz de benimle beraber aynı şekilde işaretlemeye çalışın çocuklar. 4 diyelim. Mühendis için 5 numara diyelim. Evet. Doktor için 6. Berber için 7. Bunu renkli kalemlerle de yapabilirsiniz çocuklar. Ben burada şu an sadece tek siyah renkli yapıyorum. Ama siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Özellikle kırmızı renk kalemle yaparsanız daha iyi olur. Evet, 9 dedik. Devam edeceğiz şimdi. Evet, futbolcu dedik. Orada 10 yazalım. Avukat dedik. 11. Bakkal dedik. 12. İtfaiyeci dedik. 13. Öğretmen dedik. 14. Terzi. 15. Evet, imam. 16. Hemşire. 17. Bakalım. Son polis kaldı.
18 ile de bu listeyi tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 18 tane meslek var. 18 tane mesleğinde birer tane özelliği yazılan görevleri var. Şimdi biz burada hangisi hangisiyle eşleşiyorsa bunları sayıyla belirteceğiz. Hemen bir başlayalım. Birinci mesleğimiz eczacıydı. Görevi neydi? İlaç satıyordu. Biz buraya bir yazınca buraya da aynı şekilde bir yazacağız. Zaten kitap bunu bizim için işaretlemiş. Devam edelim. Fırıncı. Fırıncının görevi neydi? Ekmek satıyordu, öyle değil mi? O zaman biz fırına kaç numara vermiştik? 2 numara. O zaman buraya da 2 numara yazıyoruz. Evet, devam edelim. Manav. Manav ne yapıyordu? Meyve ve sebze satıyordu, öyle değil mi? Biz manava kaç numara verdik? 3 numara. O zaman buraya da 3 numara yazıyoruz. Devam edelim. Manavı yaptık. Tamirciye geldik. Tamirci ne iş yapıyordu? Tamir ediyordu, değil mi? Bozuk olan şeyleri düzeltiyordu. O zaman biz buraya da 4 numaramızı yazıyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki mühendis. Mühendis ne yapıyordu? Binalar yapıyordu, değil mi? Evet, bir bakalım 5 numarayı nereye yazacağız? Bina yapıyor nerede? Bakalım. Evet, seçeneklerimizin içerisinde. Evet, neredeymiş? Hemen zaten burada gözüküyor. Yazalım. 5 numara bina yapıyor. Aynı şekilde doktor hastaları muayene ediyordu, değil mi? Hemen şuradaki sıralamamıza da doktorun numarası kaçtı? 6. O zaman 6'yı yazıyoruz. Devam edelim. Berber. Berber ne iş yapıyordu? Saçları tıraş ediyordu. Hemen bir üstünde de burada da berberi yazalım. Berberin numarası kaç? 7. O zaman oraya 7'yi yazıyoruz. Devam edelim. Kasap. Kasap ne yapıyordu? Etleri kesiyordu, et satıyordu. Bir bakalım burada özelliğine. Evet, et ve tavuk satıyor. Peki burada numara olarak ne vermiştik biz kasaba? 8 numara vermiştik. Evet, 8. O zaman biz şimdi buraya da 8'i yazıyoruz. Evet, et ve tavuk satıyor yerine 8 numarayı yazıyoruz. Devam edelim. Evet. Kasabı da yaptık. Şoför. Şoför 9 numara. Ne yapıyordu? Araba sürüyordu. Burada araba seçeneğini gördük. Oraya da 9'u yazıyoruz. Futbolcu 10 numara. Futbolcu. Futbolcu ne yapıyordu? Top oynuyordu. Hemen bakalım. Ya da futbol oynuyor diyorduk. Aynı şekilde 10 numarayı da buraya yazıyoruz. Evet. Burada direkt buradan da devam edebiliriz. Bakalım burada özellikleri olanlar var mı denk gelen? Mesela camide namaz kılıyor. Kim? İmam. Kaç numara? 16. O zaman imamla camide namaz kılıyoru görevini eşleştiriyoruz. Buraya 16 yazıyoruz. Devam edelim buradan. Avukat var mesela. İnsanları mahkemede savunuyor demiştik, öyle değil mi? Avukatlar için yani 11 numara. O zaman buraya şuraya şu köşeye 11 yazalım. Evet. İtfaiyeci yangın söndürüyordu. Hemen karşısına denk geliyor. Buraya da 13 yazıyoruz. Evet. Öğretmen kaldı. Öğretmen ne yapıyordu? Ders anlatıyordu. Aynı şekilde burada da bunu eşleştiriyoruz. Öğretmen numarası kaç? 14. 14 diye yazalım. Terzi elbiselerimizi dikiyordu özellikle. 15 numara elbise dikiyor diye buraya yazıyoruz. Evet. 15 diye ifade ediyoruz. Evet. Hepsini hemen hemen karşılaştırdık. Ne kaldı? Bakkal kaldı. Bakkal 12 numara çikolata ve bisküvi satıyor diye bir özellik verilmiş. 12'yi de oraya yazalım.
Evet, şimdi bu şekilde bitirdik. Şöyle bir bakalım ne yaptık. Evet, şurada da var yine aynı şekilde bir iki tanesini bırakmışız. Hemen bakalım. İğne yapıyor. Kim yapıyordu iğneyi? Hemşire yapıyordu. Hemen bakalım hemşirenin numarasına. 17 numara hemşire. O zaman şuraya iğne yapıyor kısmına 17'yi yazıyoruz. Hırsızları yakalıyor. Kim yakalıyordu? Tabii ki polis. Polis son numaraydı. 18. O zaman onu da yukarıya şimdi buraya yazalım. 18 diyeyim. Evet. Şuraya yazalım. 18. Polisleri yakalıyor demiştik. Hırsızları yakalıyor demiştik polis için. Evet. Şimdi hepsini sırayla eşleştirmiş olduk. Hepsinin görevini belirttik. Dediğim gibi siz bunları kırmızı kalemle yazabilirsiniz. 18'e yani aynı rakamlar birbiriyle eşleşmiş durumda. İsterseniz yine aynı şekilde çizerek de bunları daha sonra birleştirebilirsiniz. Bu şekilde bunu tamamlamış olalım çocuklar. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçeceğiz. Şöyle kapatayım ben. Evet, devam edelim. Sayfa 65'e geldik. Sayfa 65'te yine yukarıda bazı konuşmalarımız var. Onlara bakalım. Daha sonra da konuyla ilgili sorularımızı cevaplarız. Şimdi birinci resimde ne var? Bir bina var değil mi? Ve binanın üzerinde ne yazıyor? Hastane yazıyor. Ve hemen önünde de önlüklü bir adam var. Yani doktor. Şurada bir yazı var gördüğünüz gibi acil. Ne demek acil? Aniden kazalar olduğunda ya da çok durumu kötü olan hastaların direkt alındığı yere biz ne diyoruz? Acil diyoruz. Şimdi burada bakalım ne konuşulmuş ve biz onlara göre sorularımızı cevaplayalım. Şimdi kızın sorduğu soruya bakalım. Doktor nerede çalışıyor? Cevaba bakalım. Doktor hastanede çalışıyor. Evet, ne sordu? Doktor nerede çalışıyor? Doktor hastanede çalışıyor. Peki doktor hastanede ne yapıyor? Doktor hastanede muayene ediyor. Doktor hastanede muayene ediyor. Peki şurada pratik yap kısmında mesela fırıncı fırında, öğretmen okulda, İmam camide, eczacı eczanede. Buradaki konuşmamızda ne vardı? Doktor hastanede. Evet. Yani hangi meslek nerede yapılıyorsa orayı belirtiyoruz. Yani doktor nerede? Hastanede. Öğretmen nerede? Okulda. Fırıncı nerede? Fırında. Ya da burada yazılmamış. Manav nerede? Manavcı nerede? Manavda. Bakkalcı nerede? Bakkalda. Yani işi yapılan şurada dikkat edin sol tarafta işi yapan kişi ama sağ tarafta ise yapılan yeri söylüyor bize. Öğretmen evet bu işi yapan kişi ama nerede yapıyor? Okulda. Fırıncı evet bu işi yapan kişi ama nerede yapıyor? Fırında. İmam bu işi yapan kişi ama nerede yapıyor? Camide. Eczacı bunu yapan kişi ama nerede yapıyor? Eczanede. Tıpkı buradaki konuşmada olduğu gibi doktor nerede çalışıyor? Aynı şekilde fırıncı nerede çalışıyor? Fırında çalışıyor. Ya da eczacı nerede çalışıyor? Eczacı eczanede çalışıyor. Aynı şekilde burada doktor hastanede çalışıyor demişti. Peki doktor hastanede ne iş yapıyor? Doktor hastanede muayene ediyor. Aynı soruları biz de burada cevaplayabiliriz. Mesela öğretmen nerede çalışıyor? Öğretmen okulda çalışıyor. Öğretmen okulda ne yapıyor? Öğretmen okulda ders anlatıyor şeklinde. Aynı buradaki soru cevap şeklinde de yapabiliriz. Devam edelim şimdi.
Evet, burada konuyla ilgili boşluklarımız var ve bu boşlukları tamamlayacağız. Onlara göre bu kelimeleri yerleştireceğiz. Yukarıdakileri ödev olarak veriyorum çocuklar. Aynı şekilde yukarıda belirtilen sorular şeklinde bunları sorup cevaplıyorsunuz. Ödevimiz bu haftaki ödevimiz bu. Dersin sonunda tekrardan hatırlatacağım. Evet. Şimdi burada hemen kalemlerimizi alalım. Evet, kalemlerimizi alalım. Şimdi burada kelimelerimiz var. Hastanede, eczanede, inşaatta, itfaiyede, karakolda. Ve 5 tane de cümlemiz var. Cümlelerimizin orta kısmında boşluklar bırakılmış. Şimdi biz hangi kelime buraya uygunsa onları sırayla yerleştireceğiz. Birinci cümlemize bakalım. Mühendis çalışıyor. Mühendis nerede çalışıyor? Burada bir parantez açalım. Evet. Nerede sorusuna cevap verilen yer değil mi? Nerede çalışıyor? Evet. Bu sorumuzun cevabını nerede çalışıyor? Mühendis nerede çalışıyor? İnşaatta çalışıyor. O zaman biz buraya inşaatta diye belirtelim. Evet. İnşaatta çalışıyor dedik. Evet, sonra tamamlamış olduk. Birazcık daha kalınlaştıralım. Evet, devam edelim. Hemşire çalışıyor. Nerede çalışıyor? Hastanede çalışıyor. O zaman buraya yazalım. Hastanede. Bunu da aynı şekilde birazcık büyütelim. Evet. Sorumuz nerede? Üçüncü cümleye bakalım. Polis çalışıyor. Nerede çalışıyor? Karakolda çalışıyor. O zaman buraya da karakolda diye belirtiyoruz. Evet, karakolda çalışıyor. Dördüncü cümlemize bakalım. İtfaiyeci çalışıyor. Nerede çalışıyor? İtfaiyede çalışıyor. Evet, aynı şekilde yazalım. İtfaiyede çalışıyor. Son cümlemiz, eczacı çalışıyor. Nerede çalışıyor? Eczanede çalışıyor. Evet, inşaatta, hastanede, karakolda, itfaiyede, eczanede diye sıraladık. Şimdi cümlelerimize bir daha bakalım. 1. Mühendis inşaatta çalışıyor. 2. Hemşire hastanede çalışıyor. 3. Polis karakolda çalışıyor. 4. İtfaiyeci itfaiyede çalışıyor. 5. Eczacı eczanede çalışıyor dedik. Son kısmımıza geldik. Bir de burada bir konuşmamız var. Onu da okuyalım. Dersimizi bitireceğiz. Evet, şimdi Nurcan'la Orhan'ın konuşması var. Bir bakalım ne sormuşlar, ne cevaplamışlar. Nurcan, bu kim? Kimden bahsediyor? Yandaki resimden bahsediyor. Evet, bu kim? Orhan, bu öğretmen. Nurcan, öğretmen nerede çalışıyor? Orhan, öğretmen okulda çalışıyor. Nurcan, öğretmen okulda ne yapıyor? Orhan, öğretmen okulda ders anlatıyor. Evet, bir daha bakalım. Nurcan soruyor bu resimde gördüğümüz kişiyi. Bu kim? Orhan da söylüyor. Bu öğretmen. Nurcan tekrar soruyor. Öğretmen nerede çalışıyor? Orhan, öğretmen okulda çalışıyor. Nurcan, öğretmen okulda ne yapıyor? Orhan, öğretmen okulda ders anlatıyor. Evet, önce Nurcan sordu. Bu kim dedi. Daha sonra Orhan onun kim olduğunu, yani öğretmen olduğunu söyledi. Daha sonra Nurcan
Onun nerede çalıştığını merak etti, sordu. Orhan da ne söyledi? Okulda çalıştığını söyledi. Peki Nurcan bir soru daha sordu. Okulda ne iş yapıyor dedi. Orhan da ne dedi? Okulda ders anlatıyor dedi. Aynı şekilde yukarıda gördüğümüz bu örnekteki gibi bir şeydi. Aynısıydı. Yani önce nerede çalışıyor ve ne iş yapıyor şeklindeydi. Bizim de bu haftaki ödevimiz buradaki dört tane görevi ve yerini soru şeklinde yapacağız. Yani mesela imam nerede çalışıyor? İmam camide çalışıyor. Eczacı nerede çalışıyor? Eczacı eczanede çalışıyor. Aynı şekilde fırıncı nerede çalışıyor? Fırıncı fırında çalışıyor. Öğretmen nerede çalışıyor? Öğretmen okulda çalışıyor şeklinde dört tane soru ve dört tane cevabını bu haftaki ödevimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Dört tane sorumuzu oluşturuyoruz. Aynı şekilde dört tane de cevabımızı yazıyoruz. Dersimiz şimdilik bu kadar çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.